Yine aslında AKP MHP arasında gidip gelen Sinan Ateş dosyası gibi bir dosya. Kaplan dosyası. Bugün Tolga Şardan'ın önemli bir haberi vardı. O haberde artık böyle biz yıllardır yaptığımız bağlantıları bir kere de somut hale getirmiş oluyorduk. Sadık Soylu'ya, oradan Süleyman Soylu'ya, kendisi de zaten yine TT, uzanan bir takım ilişkiler vardı. Sadık Soylu'nun oğluyla ilgili bir takım problemler vardı ve Ayhan Bora Kaplan ayarı vermişti. Şimdi burada bir şeyler oluyor. Birincisi bu. Ayhan Bora Kaplan'ın o iddianamede geçen silah mevzuları var. İkincisi bu. Bunları biraz tartışalım. Bu konularda ne gördüğünü anlatmanı istiyorum biraz. Ardından da ben de üzerine bir şeyler koyacağım. Yani ben iddianameyi okuduğumda şunu gördüm. Bu iddianame artık açılması gerekiyor düşüncesiyle açılmış bir iddianame. Çünkü iddianamenin içeriğinde o kadar farklı mesajlar var ki şöyle o mesajlara göre bir takım suçlar için devam eden başka soruşturmalar var. Mesela suçtan elde edilen mal varlığını aklama. Bunlar şimdi yani suçları işleyen örgüt başı Bora Kaplan mal varlığını aklarken kimlerle aklamış? O Ben zaman sana hemen isim sayayım mı Figen? Bu konuda çok hevesliyim ve bir kere daha böyle kamuoyunun gözü önünde olmasını isterim. Emniyete bakmak lazım. Yargıya bakmak lazım. Benim öyle emniyette bildiğim en baba isimler eski emniyet müdürü Servet Yılmaz. Yargıda da böyle vakti zamanında böyle FETÖ dosyalarının kahramanı diye geçen, saraya çıkan helikopterle balayına giderken helallik alan Yüksel Kocaman var. Hani şu anda da Yargıtay üyesi olan Yüksel Kocaman var. Bunlar çözülmeden bu işler olmaz. çözeceğiz diyorlar ama bu sefer çözmemişler. Yani bu gene bak aynı başta konuştuğumuz olay ittifak ortakları arasındaki ballı börek dedikleri ilişki ne halde olduğunu görüyoruz. Aslında burada çözdükleri zaman tabii gerçek ortaya çıktığı zaman ne olacak belli. Çözülmesin veya çözülmesi zamana yayılsın. Çözmekten vazgeçmedik mesajı var erkek. Yani o savcı, iddianameyi yazan savcı bunları sürdürdüğünü söylüyor, defaatle de söylüyor. Hatta bu yönde bir takım tespitler olduğu, kamera kayıtları olduğu, fiziki takip olduğu, bazı tanıkların dinlendiği ama bunların isimlerinin bu aşamada verilemeyeceğini söylüyor. Keza kamu görevlileri için görevi kötüye kullanma, rüşvet vesaireden memur suçlarında bir soruşturma olduğu söyleniyor. Ama tabii burada önemli olan bir de şu var. Bütün aşamalarda yani Ayhan Bora Kaplan'ın ilk şikayetin 2016 hemen 15 Temmuz sonrası kapatıldığı süreci biliyoruz. İki dosya iki kez yani hem 2016'da bu işte işkence kötü muamele adam kaçırma. Birkaç kişi var zaten orada isimleri sayılan. Hem o dosya var hem örgüt dosyası var. Aslında ilk dosyada Erkan Doğan dosyası şikayetinde hastaneden alınmış rapor var ve müştekinin ifadeleriyle doğru. Yani işte ağır darp gördü, işkenceye uğradı, dişlerinin çekildiği falan. Bu rapora rağmen savcı takipsizlik karar veriyor. Orada bir savcı var. Yani takipsizlik karar veren bir savcı var. Kim o bilmiyoruz, değil mi? Bunun örgüt o kapsamında bu işlerin işlendiğine dair gene bir soruşturma var. Orada da takipsizlik karar veren bir savcı var. Yani birileri var. Şimdi bu savcılar için Hakim ve Savcılar Kurulu ne yaptı? Ayhan Bora Kaplan'ın işlediği suça konu eylemlerin üstünü örten tamam güvenlik bürokrasisinin emniyet bacağı var ama adli yargıda da birileri var. Yani oradakiler için ha siz soruşturma başlatmış olabilirsiniz ceza konusu suç teşkil eden eylemler için. Hakim ve Savcılar Kurulu bu savcılarla ilgili bir işlem yaptı mı? Bak yapmadıysa eğer Hakim ve Savcılar Kurulu'nun yapmadıkları o kadar çok birikiyor ki. Yani bunları kayda geçiriyor bu sistem. Bunu unutmuyoruz. Unutmayalım. Bu takipsizlik kararı veren savcıları kayda geçiren gene bir savcı Ayhan Bora Kaplan iddianamesinde. Yani bu fütursuzca bu kadar gözü pek
keserek suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş yargı mensuplarını görüyoruz. Bu sırf adli içinde de kalmıyor bu şekilde. Onları koruyan bir hakim ve savcılar kurulu içinde de birileri olabilir. Bu tablo önümüze çıkıyor. Çünkü duymuyoruz. Duymuyoruz. Bu savcılar açığa alındı mı? Deliller varken üzeri kapatılmış. Bunu aynen yazan Ayhan Bora Kaplan'ın iddianamesini yazan da bir savcı var. Aynen ama öyle, evet. Çok tatsız. Yani böyle baş döndürücü bir şekilde bir çatışma olamaz hukuk üzerinden. Devleti ölüme yatırmak istiyor gibi bir anlam çıkıyor. Ne yapıyorsunuz yani? Yani bu ülkeye ne yapıyorsunuz bunu sormak zorundayız. Bak 100 yıllık cumhuriyetin hiçbir döneminde bu kadar aleni, bu kadar gözümüzün önünde fütursuzca birbirleriyle çatışan yargı mensubu üyeleri, emniyet mensubu üyeleri falan biz görmedik. Olmadı. Bu böylesi yani çok ciddi yatağa düşmüş vaziyetteyiz ama bir umudum. Yani ölüme yatan bir hasta kendisine en iyi doktoru bulur ya. Bir umudum. Bugün inşallah bunu da sen söylemiştin dersin. İnşallah gerçek olur. Bulacak. Bulacağız o doktor. Yani İrem'cim, doktor olsa bulacağız da. Var mı? Durum bu. Yani hani böyle hasta var. Tamam, bir yandan hasta ölsün diye yani gözünün içine bakan gruplar var. Ama yani keşke böyle aklı başında sağlıklı iyi bir reçete yazdığının arkasından giden çok küçük de olsa sonuçlar alan bir doktor olsa doktor göremiyoruz. Yani şu benim aklım almıyor şunu. Şimdi 2016 yılında işlenmiş bir cinayet var. Ayhan Bora Kaplan dosyasında. Mahpus Tatar ve onunla bitişik bir cinayet. Yani bir barda kavga çıkıyor. Talimatın Ayhan Bora Kaplan tarafından verildiği söyleniyor. Muhammed Kaplan ve Semih Yılmaz isimli kişiler de Tatar aşiretinden Mahfuz Tatar'ı öldürüyorlar. Sonrasında bu böyle basına falan düşüyor bu işler. Ama biz basına düşmesini şuradan anlıyoruz. Semih Yılmaz'ın da yani Mahfuz Tatar'ı öldürenlerden birinin de bir binadan düşmesinden anlıyoruz. Tamam. Ve bunun üzerine gidince işte 2017'lerde, 2018'lerde aslında iki grup arasındaki bir hesaplaşma oldu. Bu hesaplaşma sonucunda da birilerinin araya girdiği ki bunun Süleyman Soylu olduğunu iddia ediyorum ben. Defalarca iddia ettim. Bir kere daha iddia edeyim. Çünkü bir kaynaklardan, çok önemli kaynaklardan, üstelik Ayhan Bora Kaplan'a yakın kaynaklardan edindiğim bilgiler kapsamında konuşuyorum. Sonuçta araya giriliyor ve bir diyet ödenerek Semih Yılmaz'ın da binadan, o Çankaya'da 10 katlı bir binadan atılmasıyla olay tamamlanıyor. Yani bir olay, iki birbiriyle bağlantılı cinayet varken 2016-2023 figen. Basında yazıyor. Dosyalar kapatılıyor ve sanki böyle hani artık ya büyük iş Ayhan Bora Kaplan iddianamesi gibi ya en azından tabii getirsinler önümüze de bu ortaya konuyor. Ve bunun üzerinden bile hala bir direnç gösteriliyor. Akıl alacak bir şey değil. Soylu ve Sadık Soylu meselesi var işte. Yani Ankara anladığımız kadarıyla esir alınmış ya. Yani. Ama bakın bunu tekrar tekrar söyleyeyim sevgili izleyiciler. Ayhan Bora Kaplan tarafından esir alınmamış Ankara. Ayhan Bora Kaplan şunu ifade etmişti. Kapılar açtırılan bir maymuncuk kullanılan genç 83 doğumlu zeki elverişli bir çocuk. Dolayısıyla buralardan birileri nemalanıyor. Peki şimdi bu nemalanma biçimleri içinde işte bugün Tolga Şar'dan yazıyor. Ayhan Bora Kaplan'da bir takım jestler yapıyor. O jestlerden önce de bir şeyler oluyor. Ayhan Bora Kaplan ve Sadık Soylu Balgat'taki kafede tanışmışlardı 2015 yılında. Sonra en çok gittikleri kafe kripto kafe. Etçi Umut'un yanında. Takılıyorlar yani Ankara'da böyle. Yani bir ya bu başlı başına bir tuhaf bir durum değil mi? Bana mı öyle geliyor? Bir, İçişleri Bakanlığı'nın bürokrasi içerisinde bulunmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çok yakın olmuş, bir dönem Murat Kurum'un danışmanlığını yapmış,
bir bürokrat, İçişleri Bakanı'nın yakın akrabası Sadık Soylu ve Ankara'yı ele geçirdiği söylenen mafyatik bir figür Ayhan Bora Kaplan düzenli olarak Kripto Kafa'da buluşuyorlar. Ya bu bence hani başlı başına zaten hani hiçbir şey olmasa bile çok saçma bir şey. Dön geri, az önce söyledik, Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman diyor ki yani bu iddialar diyor doğru değil diyor. Para aldığımız iddiaları, villa aldığımız, araba aldığımız Ayhan Bora Kaplan'la. E ne oldu? Ya bir kere oturduk konuştuk diyor. Ya akıl almayacak bir nokta ama çok açık söyleyeyim. Bu dosyayı biri açmak istiyor. Bir el de kapatmak istiyor. Bunu görüyoruz. Açmak isteyen el bağlantıları da ortaya koymak istiyor. Çünkü şöyle de bir şey var artık. Burada mızrak çuvala sığmıyor yani. Bunlarla ilgili her gün ortaya bir şey çıkıyor. Her gün bir şey çıkıyor. Evet. Evet, haklısın. Bekleyeceğiz. Yeni bir şey çıktı mı? Vardır sende bir şeyler. Var. Bir şeyler var. Anladım ben. Ne var? Yani. Şimdi söyleyeceğim. Biz sonra mı? Şöyle söyleyeyim, şöyle ifade edeyim. Şimdi böyle Ankara'da bir takım saldırılar olmuştu. Gelecek Partisi'ne yönelik de bir takım saldırılar olmuştu. Ve bu saldırıların kökeninde milliyetçi gruplardı. MHP'nin içerisinden kişilerdi, MHP'ye yakın kişilerdi. Bu faillerle Ayhan Bora Kaplan'ın böyle can ciğer kuzu sarması olduğunu yine ya az önce ismini söylediğimiz Kripto Kafe'de takıldıklarını, nasihatler alıp nasihatler verdiklerini biliyoruz. Bunun ötesinde hani bunu biliyoruz, evet tanıklardan çözebiliyoruz ama böyle can ciğer fotoğraflar da var. Bunu da görüyoruz. Bu kişilerin böyle ellerinde kalaşnikoflarla fotoğrafları da var. Sonra MHP'lilerle görüşmeleri de var filan. Yani sürprizi kaçmasın daha fazla. Yani isim vereceğiz tabii. Fotoğraf sunacağız. Belge sunacağız. Öyle ilerleyeceğiz ama şimdilik böyle bir teaser gibi de olsun. Takip etmeye devam et. Yani. Takibi bırakmayın. Evet. Biz takibi şey yapmayız, bırakmayız. Bizi de takip etmeyi bırakmasın halkımız tabii. Yani bilginin kaynağı bırakılmaz.